Evet arkadaşlar, bu videomuzda HP'nin 135A versiyon yazıcısının nasıl yazılım atıldığını tarif edeceğiz. Yine HP'nin 107A, 107W, 135A, 135W ve 137 W, 137 FNV diye modelleri var. Bunların hepsini aşağı yukarı aynı işlem yapıyoruz. Sadece o basit küçük yazıcılara, 107'lere farklı, biraz daha yazılımı biraz daha farklı. Şimdi öncelikle bu 135A modelimize yazılım atmak için öncelikle cihazımızı çalıştırıyoruz. Cihazımız şu an çalışır durumda. Ekranda gördüğünüz gibi çok düşük uyarı verir ya da toner bitti der. Ondan sonra eğer bitti derse şu şekilde bir kapatayım, yeniden açayım. Evet, cihazımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, cihazımız kapandı. Tekrar çalıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ekranda toner çok düşük. Toner çok düşük, durdur diyor. Buradan sağ tuşa basarak devam seçeneğine gelip okey dediğimizde yine belli bir miktarda, yani içerisinde kalan kontur kadar, yani çipin üzerindeki kalan kontur kadar çıktı alınabilir. Şimdi bu cihaza yazılım nasıl atacağız? Atmadan önce ne yapacağız? Şimdi öncelikle bu cihazımızın kaç versiyon olduğunu öğrenmemiz lazım. Yani firmware versiyonu, yazılım versiyonu öğrenmemiz lazım. Onun için de kopya, buradan geliyoruz sistem kurulumu. Buradan yine raporlara geliyoruz. Raporlardan okey diyoruz. Yapılandırma raporu okey diyoruz. Yazdır evet diyoruz. Şimdi bu vereceği raporda bize firmware versiyonu gösterecek. Evet arkadaşlar, aldığımız raporda görüyorsunuz bütün versiyon bilgilerini yazıyor. Bizim için önemli olan şuradaki görmüş olduğunuz sistem firmware versiyon dediği bölüm. Şu şekilde. Şu. Bu 02 versiyon. Bu 02 versiyonlarda cihazımıza direkt yazılım atabiliyoruz. Çünkü bunlar 1,5 sene önce çıkan HP'nin dışarıdan müdahale edilebilen, yazılımla değiştirilebilen versiyonlarıydı. Evet, dediğimiz gibi arkadaşlar, bu cihazımız 02 versiyon, firmware 02 versiyon, sonundaki 02'den 02 versiyon diyoruz. Gördüğünüz gibi. V382.01.02. Bu yeni versiyondan kastımız nedir? Yeni versiyonlarda bu sondaki rakamda 14 yazıyor, 15 yazıyor, 16 yazanlar var. Onlara direkt bilgisayara bağlayıp yazılım atamıyoruz. Onlara direkt yazılım atamadığımız için cihazın gelmesi gerekiyor. Cihaz üzerindeki anakart sökülüp anakartındaki o yazılımın bulunduğu entegre sökülüp onun içindeki yazılımı düşürüp tekrar takıp yazılım atılabiliyor. O biraz daha meşakkatli, biraz daha uğraş isteyen bir iş. O yüzden yazılım atmadan önce illaki, ya da attırmadan önceki illaki bu yapılandırma raporunu alıp kaç versiyon olduğunu bilerekten yazılım almanızda fayda var. Şimdi bu şekilde versiyonumuzu da öğrendik. Sonrasında cihazımızı elektriğimize bağladık. USB'den de bağladık. Cihazımız şu an çalışır durumda. Şimdi ön kapağımızı açıyoruz. Tonerimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Yazılım atarken çipe ihtiyacımız olmayacak. Şu üstündeki görmüş olduğunuz çipi, şunu çıkartacağız.
Artık bu çipe ihtiyacımız kalmayacak. Bu çip dediğimiz kontur görevini görüyor. İçerisinde 1000 sayfa kontur var. Her aldığınız çıktı da bir bir kontur düşüyor. Şimdi çipimizi söktük. Cihazımıza tekrar getirip yerleştiriyoruz. Kapaklarımızı kapatıyoruz. Şimdi kartuş yok diyecek. Çipten dolayı. Gördüğünüz gibi cihaz kartuşu saptayamadığı için bekliyor. Evet, o hatayı verene kadar şöyle bilgisayarımızın ekranına geçelim. Bizim yazılımımız şu şekilde arkadaşlar. Bir 01 HD dosyamız var, bir de 2 HD dosyamız var, bir de USB dosya atabilmek için şey programımız var, yazılımımız var. Bunda ilk önce 01 HD yazılımımızı atıyoruz. Versiyonunu bir tık aşağı indiriyor. Sonrasında 2 HD dosyamızı atıyoruz. O da yazılımı başlatıyor. Şimdi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımızda kartuş, toner kartuşunu takın diye uyarı veriyor. Şimdi yazılımımızı atarken bahsetmiş olduğumuz dosyalarımız. Öncelikle şuradaki görmüş olduğunuz 01 HD dosyamızı getirip bunun öncesinde aygıtlara ve yazıcılarımıza girdiğimizde başka çalışır durumda bir cihaz olmayacak arkadaşlar. Onu unutmayalım. Çünkü başka çalışır durumda bağlı yazıcı olursa o yazıcıya gidebilir, sıkıntı olabilir. Sonrasında buradan gördüğünüz gibi modelimiz şurada görünüyor. 135, 133, 138 gibisinden. Ve aynı zamanda üstünde tik işareti var. Varsayılan yazıcı olarak atanmak gerekiyor. Ondan sonra şuradan şu dosyamızı alıyoruz. Bırakıyoruz. Bu zaten bir saniye kadar falan sürüyor. Sonrasında cihazımızı kapatıyoruz. Evet, cihazımızı kapattık arkadaşlar, görüyorsunuz. Kapattık. Tekrar açmadan bir 10 saniye kadar falan bekliyoruz o birinci yazılımdan sonra. İkinci yazılımı atmadan önce cihazımızı boot dolunant moduna almamız gerekiyor. Yani imaj moduna almamız gerekiyor. O imaj modunda yazılımı geçerli oluyor. Onu da atmadan önce şuradaki görmüş olduğunuz çarpı tuşu. Buna basılı tutuyoruz. Şu diğer açma kapama tuşuna da bir kere basıp bırakıyoruz. Sonrasında şu tuşumuza 4-5 kere basıp bıraktığımızda görüyorsunuz white image diye ekrana geldi. White image diye ekrana geldiğinde şu diğer görmüş olduğunuz dosyamız, hatta şuradan da aşağı inelim. En altta zaten yazıcımızı gösterir. Bakın şöyle boot dolant modu gösterir. Sonrasında şurada görmüş olduğunuz 02 dosyamızı tutuyoruz. Olmadı. Tutup USB dediğimiz yazılımın üstüne bırakıyoruz ve gördüğünüz gibi ekranda o şekilde noktalar beliriyor. Ve cihazımızın ekranında da program %10. Lütfen cihazı açıp kapatmayın yazıyor gördüğünüz gibi. Bu program başladıktan sonra bilgisayarla bağlantısını kesinlikle koparmıyoruz. Cihazı kesinlikle kapatmıyoruz. Elektrikten, fişten, şundan bundan çekmiyoruz. Bu yazılım işlemi %100 olana kadar devam ediyor, bekliyor. %100'den sonra cihaz kendini bir açıp kapatacak. Sonrasında yazılımımız gerçekleşmiş olacak. Bu işlemimiz bittikten sonra yine testini alıp bir devam edeceğiz, bakacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazılımımız %100 oldu. Cihaz kendini kapattı, açtı. Şu an cihazımız hazır. Sıkıntısız yazılımımız olmuş. Hatta şuradan tonerimizi çıkarıp yine gösterelim. Görüyorsunuz üzerinde çipimiz yok. Çipsiz kullanacak modüle yazdık. Şimdi kapatıyoruz. Şimdi sarf malzeme durum rapor alalım. Ondan daha da güzel anlayacağız. Sistem verisi, sistem kurulumu, rapor,
sarf malzeme, yani içerisindeki kartuşun durumu. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, tonerimiz 106A %100 dolu oranında şu anda. Yazılım işlemimiz başarılı. Bundan sonrasında bittiğini sayfa silik basmaya başladığında anlayacağız. O zaman dolum yaptırıp kullanabiliriz. Ya da çipsiz muadil alıp da kullanabiliriz. Bu şekilde yazılım atılabilir. Yazılım atıldıktan sonra bu şekilde kullanılabilir. Herkese kolay gelsin.